Malumunuz olduğu üzere Malatya'mızın ekonomisinin can damarı, en büyük kaynağımız, üreticimizin en büyük gelir kaynağı olan kayısımızı son yıllarda küresel ısınmayla birlikte gelen don, dolu felaketleriyle, iklim değişiklikleriyle birkaç yıldır üst üste ürünümüzü kaybediyoruz ve üreticimiz mağdur oluyor. Bu yılda 14 Nisan gecesi Malatya üreticimizin, çiftçimizin tüm hayalleri, tüm yatırımları, hatta üzerine üste bir de borç bırakarak bir yıllık mahsulünü üreticimiz yine kaybetti. Ve bu don felaketi de geçmiş yıllarda olduğu gibi bölgesel ya da bazı yerlerde, yüksek tepelerde falan gibi bir algı da yok. 2014 yılında yaşadığımız don felaketinin aynısını 14 Nisan'da da yaşadık. Şu anda Malatya kayısımızın sadece 1400-1300 rakım üstünde çiçek açmayan yerlerin dışında tüm kayısı bahçelerimiz hasar gördü. Ve bu bizim sınır illerimizde yetişen, kayısı yetişen Baskil ve Elbistan ilçelerinde de aynı hasar oluştu. Demek ki bu hasarın gerçekten alanı çok büyüktü. Rabbim böyle hasarları üreticimize tattırmasın, bir daha yaşatmasın. Gerçekten girdi maliyetlerimiz çok ağır. Bu yıl mazot 4 kat, elektrik 4 kat, gübre 4 kat. Yani ilaç 4 kat. Bir depo kayısı ilacını 1000 liraya doldurup üreticim bu kayısıya attı. Bu kadar masraf etti. Yani Malatya'mızın, Türkiye'mizin, Malatya üreticimizin bu don felaketinden dolayı olan kaybı 1 milyar doların üzerindedir. Ve buna ilaveten 850 bin dekarda kayısı üretimi TKS'ye göre yaptığımızı varsayarsak dekara bir kayısı maliyeti, kayısının dekar maliyeti 1000 lira yaklaşık olduğu zaman 800 milyon lira da üreticimiz borçlanarak tarım krediden şuradan buradan ilaç ve gübre alıp kullandı. Gerçekten üreticimiz zor duruma düştü. Ha biz bu sıkıntılarımızı kime anlatacağız? Hükümetimize. Geçmişte biz bu felaketleri yaşadık. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan ya da AFET'e kapsamına alarak üreticimize destekleri sürdürdüler. Ve Malatya'mızda siyasi partilerimizin, milletvekillerimiz gerçekten bu sıkıntıları aşacak siyasi kapasitedeler. İktidarıyla, muhalefetiyle. Lütfen çiftçimizin yanında duralım. Üreticimizin zor gününde destek verelim. Üretici kayısıyı kaybetti, üretici bademini kaybetti, üretici cevizini kaybetti. Gerçekten eline atacak bir dalı yoktur. Sahip çıkın, üreticinin yanında olun. İlçeleri gezerken ziraat odası başkanlarıyla gezin. Çiftçiyle gezin, ticaretçilerle gezmeyin. Ticaretçilerin evi başına yıkılmadı. Esas mağdur olan, esas bir yıllık emeğini kaybeden çiftçi oldu. Onun için çiftçinin yanında olun, yanınıza ziraat odalarıyla beraber gezin. Gerçek afetin ağırlığını, derinliğini afet raporlarına yansıtın. Eğer siz bunu yansıtmazsanız, Tarım İl Müdürlüğümüzün geçmişte yaptığı Monilya hastalığından millet bas bas bağırırken kayısımı kaybettim derken yaptığı raporda %2 hasarım var diye Ankara gönderdiği rapor neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız sadece 10 milyon lira para verdi. İşte biz burada müvekkillerimizi uyarıyoruz. Sayın Tarım İl Müdürümüz hemen kayısı donun yaşandığı ertesi gün bir televizyon kanalında bir programa bağlandı. İşler acısı bir açıklama yaptı. Dedi ki kayısı don çukurlarında yandı. Biz efendim kapı kapı çiftçimizi geziyoruz, buralara kayısı dikmediyoruz. Tarım İl Müdürlüğü kapı kapı hiçbir zaman gezmemiştir.
Benim bahçeme büyük çiftçiyim, 1200 ağacım var. Bir sefer benim bahçemi ziyaret etmişlerdi. Sadece ağacımın üzerinde zehir kalıntısı bulup üretimimi, ürünümü imha etmek için gelmişlerdi. Bunun dışında kimsenin kapısına gitmemişlerdi. Tarım İl Müdürü açıklama yapıyor. Televizyon kanalında bağlanmış bir kanala diyor ki don çukurları yandı. Sayın Tarım İl Müdürü, Doğanşehir don çukuru mu? Hekiman don çukuru mu? Kale don çukuru mu? Hangi don çukurundan bahsediyorsun? O zaman bize don çukuru olmayan bir yer göster de götürüp oraya dikelim. Malatya kayısının tamamı imha olmuş, haşlanmış. Ondan sonra don çukurları yandı. Yok efendim, çiftçi yananları sosyal medyada paylaşıyor da yanmayanları niye paylaşmıyor? Çiftçi sahtekar mı? Neyi paylaşmıyor çiftçi? Ondan sonra efendim biz önümüzdeki piyasamızı kaybetmeyelim. İhracatımız kadar rekolte olması lazım. Varsa rekolte varsa açıklayacaksın. Berber saçını aç mı kara mı? Biraz sonra önüne dökülürse ne kadar olduğunu, rekoltenin kaç olduğunu o zaman ben size anlatacağım. Çıkmışlar sanki ticaret il müdürü gibi kayısının ticaretiyle. Ya bırakın herkes görevini yapsın. Sen tarım il müdürü olarak çiftçinin yanında dur. Hasarını doğru tespit et. Ondan sonra hükümetten biz de talebimizi yapalım. Bu ülke bu çiftçinindir. Çiftçi bu ülkenin gerçek sahibidir. Vatan topraktır. Toprağın tapusu da çiftçinin cebindedir. Ülke bizim. Afet yaşamışsak hükümetimiz var, devletimiz var. Siz kalkıp da yok rekolte açıklanmazsa, yok bizim ihracatımız kaybolursa, hani dünya kuru kayısının %85'ini Malatya üretiyordu. Neredeymiş rakip? Göstersene bana rakibi. Bu yıllardır, 6 yıldır aynı telden çalıyorsunuz. Biz konuşmuyoruz, siz aynı telden çalıyorsunuz. Yok efendim, ben kayısı rekol, ben şimdi desem ki hasar %50 beni döverler. Kim seni dövüyor? Sen devletsin. Devlet dövülür mü? Senden önce dövünmeyi hak edenler var. Kimse seni dövmez. Doğru yapın. Doğru görev yapın. Biz ziraat olarak sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Sonuna kadar direneceğiz. Bir afet yaşamışsak elhamdülillah sosyal devlette yaşıyoruz. Devletimiz var, talebimizi dile getiriyoruz. Ama yarın hasar tespitlerinde bir yanlış yapar, yok yine ihracatımız, yok şuyumuz, yok buyumuz derseniz ben çekirdeksiz kayısının nerede yetiştiğini ben size anlatırım o zaman. O zaman çok şey anlatırım. İhracat rekoruyla ihracat tonajının nasıl huyu geldiğini de size anlatırım. Yapılan ihracat tonajıyla paranın birbirine ne kadar uzak olduğunu da ben size anlatırım. Herkes görevli yapacak. Ben buradan hükümetime sesleniyorum. Sayın vekillerime sesleniyorum. Sayın valime sesleniyorum. Bakınız, hasar ağır. Çiftçinin bu yükü kaldırma şansı yok. 10 milyon 500 bin kayısı ağacımız var. Eğer üretici bunlara bakmazsa, bakın çiçek ilacını attı, çin ilacını atmadı. Bu kayısılar hastalık olur. Tarım İl Müdürü bunları anlatsın çiftçiye. Hastalık bulaşır. Bahçelerimizi kaybederiz. Dünya liderliğimizi kaybederiz. Malatya'da kimse kayısıdan artık söz edemez. Benim hükümetim dağlara taşlara orman dikerken Malatya'da 10 milyon 500 bin ağacı kurutmasın. Üreticiye destek versin. Tek istirhamımız her kurum, her makam kendi görevini yapsın. Öyle çiftçinin makamına oturup ihracatçılarla, ticaretçilerle gezmenin ne olduğunu biz size bir anlatacağız. Rabbim üreticimize böyle bir afet daha yaşatmasın. Hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.